Hepiniz hoş geldiniz. Yönetmen Sineması'nın bugünkü bölümünde ben Koray Sevindi, Murat Bozkurt'la beraber Krzysztof Kieślowski sinemasını konuşacağız. Bölümün ikinci yarısında da Kör Talih filmi üzerinden Kieślowski sinemasının kodlarına değineceğiz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Tabii Kieślowski deyince ilk akla gelen şey renk üçlemesi ve Dekalog serisi. Çok erken diyebileceğimiz bir yaşta kaybettiğimiz bir isim. 54-55 yaşlarında kaybettiğimiz bir isim. Buna rağmen oldukça üretken bir yönetmen kendisi. Otör sinemanın dünya sineması literatüründe de örnek verilen isimlerinden bir tanesi. Programda önce biyografi kısmına değineceğiz, sonra filmografisine ve Kör Talih filmine geçeceğiz. Biyografi kısmıyla başlayabiliriz. Tabii, başlayalım. Kieślowski 1941 yılında Varşova'da doğuyor. Yoksul bir ailede doğuyor. Babasının hastalığı var, tüberküloz hastası. Bu yüzden sürekli sanatoryumu olan küçük kasabalarda yaşamak durumunda kalıyor aile olarak. Bu hastalığın beraberinde getirdiği yoksulluk aileyi bayağı etkiliyor. Hatta o derece bir yoksulluk ki gittikleri kasabalarda yani küçük evler tutmak zorunda kalıyorlar. Hatta çocuk Kieślowski'yi babası kalıtsal olarak devrettiği hastalığından ötürü önleyici sanatoryum tarzı yerlerde yatırmak durumunda kalıyor daha az kira vermek için. Bu hastalık dönemi veya önleyici tedavi dönemi Kieślowski'nin dış dünyayla bağlarını zayıflatıyor, hatta koparıyor. İster istemez Kieślowski iç dünyaya yönelmek durumunda kalıyor. Bu da kitaplar aracılığıyla oluyor. O dönemde bol bol kitap okuduğunu, hayal dünyasını zenginleştirdiğini biliyoruz. 16 yaşına geldiğinde babasının isteğiyle, zorlamasıyla itfaiye okuluna kaydolduğunu biliyoruz. Bunu da hani biraz hayatın, o dış dünyanın tecrübesini yaşaması için istiyor babası. Fakat bu sürece fazla dayanamıyor ve 3 ay sonra okuldan ayrılıyor. Babasının ölümünden sonra Kieślowski tiyatro teknisyenleri koleji müdürü olan amcasının tavasutuyla koleje kaydoluyor. Bu kolej yılları sırasında Kieślowski tiyatro yönetmenliğine merak sarıyor ve tiyatro yönetmeni olmak istiyor. Fakat lisans eğitimi eksik olduğu için bu pek mümkün olmuyor. Bu yüzden bir lisans programına da kaydoluyor. Fakat o lisans hayatı da çok uzun sürmüyor Kieślowski'nin. Oradan da ayrılıp tiyatro terziliği mesleğine yöneliyor. Tiyatro terziliği yaparken Lutz Sinema Okulu'na müracaat ediyor. Oraya girmek istiyor. Fakat bu ilk iki müracaatı kabul edilmiyor yetersiz görüldüğü için. Üçüncü müracaatı kendisini de şaşırtan bir şekilde kabul ediliyor ve 64 yılında Kieślowski Lutz Sinema Okulu'na kaydoluyor. 6 yıllık eğitiminden sonra orada 70 yılında mezun oluyor. Mezuniyet tezi Kieślowski'nin ilginçtir çünkü sonradan yönetmenlik kariyerini, filmografisini etkileyen bir tezdir bu. O da şu, gerçeklik ve belgesel film adında bir mezuniyet tezi yazıyor. Zaten sinema okulunda tiyatroya olan ilgisini kaybedip belgesele ve kurmacaya yöneliyor. Kurmacaya yönelmesi daha sonra gerçekleşiyor. Tezinin temel iddiası da şudur, yani gerçeklik kurmacadan daha tuhaf ve daha dramatiktir. Aslında bu Mark Twain'in bir sözüdür. Mark Twain'in bir iddiasıdır. Mark Twain der ki gerçeklik kurmacadan daha tuhaftır. Çünkü kurmaca olabilirlikleri gözetmek zorundayken gerçeğin öyle bir derdi yoktur der sözünde. Bu sonradan Kieślowski'nin filmografisini etkileyecek bir tezdir, bir iddiadır aslında. Ki zaten filmografisinde bunu göreceğiz biz. Evet. Zaten filmografisine baktığımızda belgesel filmlerle başlıyor. Daha sonra kendi tabiriyle belgesel filmin sınırlarını zorladıktan sonra artık insanlarla daha iyi iletişim kuramadığı için, onları belgesele kaydedemediği için, yani o günlük hayatı ya da insanların belli bir kendisine sınır koyduğunu söyleyerek kurmaca filmler yapmaya başlıyor. Tabii az önce bahsettiğiniz çocukluk dönemi, 1940'lar Polonya'sı, 1950'ler, 60'lar, bunları biraz tarihsel açıdan da bakmak gerekir. 1940'lar İkinci Dünya Savaşı yılları. İkinci Dünya Savaşı'nda yıkılmış bir ülke Polonya. Nazi Almanya'sı ve Sovyetler Birliği'nin arasında kalmış bir
ülke olduğu için şehirleri, insanları, özellikle zaten Yahudi soykırımının merkezlerinden biri, oldukça zor bir dönem geçirmiş bir ülke. Bu ülkenin tabii 2. Dünya Savaşı'nda Stalin'in kazanmasıyla beraber Nazi Almanya'sına karşı Stalin'in biraz boyunduruğu altında kalıyorlar ve o şekilde şekilleniyor. Zaten Doğu Bloğu ülkelerinden bahsettiğimizde, yani bunu biz özellikle sinemada da tezahürünü gördüğümüz için Çekoslovakya örneği çok fazla verilir ama Polonya sineması da aslında biraz o Stalinist baskının, 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği o ortamın biraz sonuçlarını yaşar. Bu tabii baskının sonucunda işte Çekoslovakya'da çeşitli Çek Yeni Dalgası olabilir. Yine FAMU okulunun birleştirdiği isimler var. Schwankmayer gibi gene işte animasyon alanında sürrealizme kayan anlatılar var. Bu Polonya sinemasında da tabii metaforik anlatıma yol açıyor. Kieślowski de son döneminde özellikle, yani 80'lerin baskıcı ortamında biraz o metafora daha fazla kayıyor. Tabii biz 70'lerde filmografisine baktığımızda belgesel ağırlıklı filmler yaptığını görüyoruz. Ama 70'ler Polonya ortamı tabii bütün dünyayı da etkileyen çeşitli krizlerin olduğu, ekonomik anlamda bir dönem olduğu için Polonya'da da çeşitli zorluklar var. Özellikle çok sık grev yapıldığını görüyoruz. Kendi filmleri de işçi, workers filmi, işçileri anlattığı filmler var. Yine askerleri anlattığı çalışmalar var. Yani günlük hayatta Polonya halkına yönelik çeşitli belgeseller yapıyor. Ama bu belgeselleri yaptığında fark ediyor ki aslında o siyasi ortam, yani aslında arka planda olduğu düşünülen siyasi ortam, o bölgenin sokaklarına, suyuna, havasına işlemiş ve otomatik olarak insanlara da işlemiş oluyor. Yani siz insan hikayesi anlattığınızda otomatik olarak o siyasi etkileri görüyorsunuz. Bunu da tabii yansıtamadığı için o noktada da sansür mekanizmasıyla karşı karşıya kalıyor ve belli sınırlılıklar gelmek zorunda kalıyor sinematografisinde. Evet, yani bahsettiğim politik ortam Kieślowski'nin belgesellerini sansürleyen bir sonuç doğuruyor. Ve Kieślowski, işte az önce biyografisinden bahsederken değinmeye çalıştığım tezinden hareketle kurmacaya doğru kaydırıyor. Çünkü o politik ortamı, gerçekliği kurmaca üzerinden daha etkili ve daha dramatik bir şekilde anlatabileceğini keşfediyor Kieślowski. Ve bu yüzden kurmacaya kaydığını ifade ediyor ki o gerçeklik yansımasını kurmacalarında da görebiliyoruz. Yani bütün filmlerinde o politik arka plan vardır Kieślowski'nin zaten. Evet, zaten kendi yönteminde yaptığı filmlerde daha çok insanlara yönelik, insan hikayesi, Polonya toplumunun insanını anlattığı için ister istemez o zaten politik arka plan, politik anlatım bir şekilde sirayet ediyor çalışmalarına. 1970'lerle başlayan, aslında 60'lar, yani okul yıllarıyla başlatmak daha doğru olur film yapım sürecini. Daha çok kısa filmlerle ve belgesellerle, yani kısa belgesellerle başlayan bir yapım süreci var. Daha sonra az önce bahsettiğimiz gibi kurmaca filmlere doğru bir yönelimi var. Tabii televizyon çatısı altında da çalışıyor o yıllarda ve televizyona yaptığı çeşitli belgesel projeleri de var. Daha çok 1975 yapımı, işte Personel filmini örnek verebiliriz. İlk belgesel olmayan film olarak, ama aslında Kieślowski ilk yaptığı filmlerde, yani ilk iki uzun metraj filminde de aslında belgeselmiş gibi çeken, gene amatör oyuncular kullanan, yani basit kurmaca unsurlar yerleştirerek gene aslında belgesel havasında filmler yapıyor. Daha böyle kişi karakter hikayelerine yönelik yaptığı çalışmalar aslında biraz daha sonraki dönem, bugün zaten üzerine konuşacağımız kör tarihte bu karakter tercihleri üzerinden, zorunlu tercihler ya da kader diyelim, o tercihler üzerinden ilerleyen hikayeler olarak tezahür ediyor. 80'lerin başında tekrar tabii uzun metraj filmler yapmaya devam ediyor ama o sırada zaten sinemayı bir zanaat olarak gören bir yönetmen olduğu için üretimden kaçmayan, böyle o yapmak istediği, üretmek istediği şeyleri ortaya koyan bir isim. Sadece ben uzun metraj film yapayım, o şekilde kalsın değil. Ara ara böyle çeşitli belgeseller, kısa filmler yaptığını da görüyoruz. 80'ler zaten biraz da Polonya'daki bu baskı rejiminin de yani son demleri diyelim. Çünkü 80, o sıkı yönetim yılları 81'den itibaren. Zaten bugün konuşacağımız filmde de onun bir yansıması var. Yani geç vizyona girmek zorunda kalıyor film. Ondan dolayı 80'lerde biraz o baskı
ortamı. Daha sonra işte zaten Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'un gelmesiyle birlikte o çözülmeyi Polonya'da da hissediyoruz ve bir rahatlama oluyor. Yani 80'lerin sonlarına doğru artık üretimde bir rahatlama oluyor. Tabii biz Dekalog serisinden çok bahsederiz. Yani çok önemlidir. Özellikle televizyon dizisi anlamında da çok saygı duyulan, bütün dünyada yansıması olan bir seridir Dekalog serisi. Oradan yola çıkarak oluşturduğu iki önemli film var. Öldürme Üzerine Kısa Film ve Aşk Üzerine Kısa Film. Daha sonra da zaten 90'larla birlikte artık Kieślowski'nin sinemasında yeni bir kapı açılıyor diyebiliriz. Veronica'nın ikili yaşamı ve üç renk üçlemesiyle artık dünyaya açılıyor. Çeşitli festivallerde isim yapıyor. Amerika'da bu filmler gösteriliyor. Ve son üçlemenin son filmi Kırmızı ile beraber de sinemayı yapmayı bıraktığını açıklıyor. Ondan sonra ama gene de sinemayla yaşayan bir yönetmen olduğu için tekrar ölmeden önce de yeni bir üçleme yazıyor. Ama ömrü bu üçlemeyi çekmek için yeterli olmuyor. Evet, Kieślowski senin de dediğin gibi insan hikayelerine odaklanan bir yönetmen. Aslında belgesellerinde de hani gündelik hayatı, çalışma ortamını yansıtırken bile hani bir partizan gibi, dönemin politik havasına kapılmış bir partizan gibi ideolojik bir bakışla değil, insan hikayelerine odaklanarak yapıyor bunu. Kurmacalarında zaten, filmlerinde zaten bunu daha bariz bir şekilde görebiliyoruz. Kieślowski'nin filmlerinin temel özelliği gündelik hayat içinde yaşayabileceğimiz, karşımıza çıkabilecek, karşılaşabileceğimiz basit olayları sade bir üslupla anlatması, fakat olaylara böyle çok detaylı, çok farklı açılardan bakabilmesidir. Hatta bunu yaparken retoriğe kaçmaması, bize vaaz vermemesi ve bunu retoriği aşan bir sinematografik bir dille yapabilmesi Kieślowski'nin bence film dilinin en önemli özelliklerinden birisi. Hatta ben şöyle bir cümle de kuruyorum. Kieślowski eşyanın dilini de kullanabilen bir yönetmendir. Bize film bağlamında anlatmak istediği haleti ruhiyeyi diyaloglardan çok bağlam içinde eşyaları kullanarak verir. Ki bunu Kör Talih filmi üzerinden de örneklendireceğiz ama öncesinde başka bir örnek verebilirim. Mesela Dekalog serisinin ikincisinde ölümle yaşam arasında gidip gelen bir hastanın durumunu hastane sahnesinde cam kavanoz şişe içine sıkışmış bir sinek sahnesiyle verir. Bunu birçok filminde yapar Kieślowski. Eşyanın dilini kullanması dediğim şeyi bu şekilde örneklendirebiliriz. Az önce de bahsettiğiniz gibi eşyanın dili zaten Kieślowski sinemasında sadece oyuncuları kullanan bir yönetmen değil. Zaten otör yönetmen olmasının da getirisi, yani o çok önemli bir iz bırakmasının getirisi de filmdeki farklı unsurları da aslında oyuncu gibi kullanabilmesi. Farklı kodları da kullanabilmesi. Bu mekan olabilir, renk eşya olabilir. Yaşanan olay olabilir. Zaten iç içe olan bu filmde de göreceğimiz gibi hikayelerde aynı farklı oyuncuları aynı potada eritebilmesi aslında böyle bazı şeyleri çok ufak pamuk ipliğine bağlaması ve onun üzerinden çok çeşitli alternatifler üretebilmesi. Yani bu tarz böyle anlatımın sürü olarak tabii müziği de bahsetmek gerekiyor. Zaten Kieślowski aynı oyuncuları kullanan, işte aynı müzisyeni kullanan, aynı senaristle çalışan bir isim. Bu konuda belli takıntıları var ve onun üzerinden de ilerliyor. Yani böyle belli kısıtlılıklar üzerinden kendisini geliştirmeyi ve bir şeyler anlatmayı daha çok seviyor. O açıdan zaten önemli bir otör yönetmen diyebiliriz. Hem zaten senaryoya yaptığı müdahale, anlatmak istedikleri, yönetmenlik anlamında özgünleşebilmesi, sinematografik anlamda tercihler yapabilmesi. Mesela bu da çok önemlidir. Kendisi okulu bir yönetmen de olduğu için sinemayı temelinden öğrenen, bu temelinden öğrenme üzerinden yeni sinematografik tercihler deneyebilen bir yönetmen. Bundan çekinmeyen bir yönetmen. Genelde bundan çekinilir ama o filmlerinde belki girişi olabilir, belki başka bir sekans olabilir. Plan sekans kullanmaktan çekinmeyen, mesela bakış noktası, point of view dediğimiz açılar kullanan, dördüncü duvarı yıkmaya çalışan yeri geldiği zaman bu tarz böyle cesur tercihler yaptığını görüyoruz. Bu da zaten otör yönetmen olmasının bir yansıması. Ben Kieślowski ile Mecidi arasında bir benzerlik kurmak istiyorum. Şöyle ki her iki yönetmen de
insanın içindeki saklı olan iyiliği ortaya çıkarmaya çalışan yönetmenler olarak beliriyor ve her ikisinde de şöyle bir şey görüyoruz. Benim yine tanrısal müdahale dediğim böyle ince dokunuşlar görüyoruz filmlerinde. O iyiliği, o vicdani hissi, o merhamet hissini ortaya çıkaran bazı müdahaleler görüyoruz. Her ne kadar Kieślowski Mecidi'den kanaatimce daha iyi ve daha öncül olmasına rağmen ben Kieślowski için Batı'nın Mecidi'sidir diyorum. Böyle bir özelliği de var Kieślowski'nin. Filmlerinde zaten bahsettiğiniz o üslubu görüyoruz. Burada da zaten filme geçebiliriz, Kör Talih filmine. Film aslında 1981 yılında yapılan ama o dönemin sıkı yönetim şartlarında sansürlenen ve ancak 1987 yılında vizyona girebilen ya da festivallere ulaştırılabilen bir film. Hatta filmin içinde de bazı kısımların kaybedildiği o süreçte ona yönelik de bazı ifadeler görüyoruz. Kör Talih filmi temelde 3 ayrı film gibi düşünülebilir. Aslında benzer bir karakterin benzer şeyler yaşayarak, benzer yollardan geçerek bir şeyi yani trene yetişip yetişmemesi üzerinden ilerleyen bir senaryosu var. Evet. 3 ayrı senaryo olduğu için önceki ilk versiyonda trene yetişebiliyor. İkinci versiyonda trene yetişemiyor ve oradaki görevliyle ve polisle bir işte sürtüşmesi var. Üçüncü versiyonda da hem trene yetişemiyor hem de oradaki görevliyle bir atışması ya da bir sürtüşmesi olmadan hayatına devam ediyor. Aslında biz bu üçünü o dönemin Polonya'nın o siyasi ortamının bir yansıması olarak düşünebiliriz. Yani ilk film aslında başardıktan sonra o kader onu Komünist Parti üyeliğine kadar götürüyor. İkinci varyasyonda antikomünist bir grup içerisinde yer alıyor. Üçüncü varyasyonda da klasik Katolik Polonya'nın beklenen, istenen bir doktoru olarak normal bir hayat. Evet, apolitik. Apolitik olarak normal hayatına devam ediyor. Aslında bu üç varyasyon dönemin Polonya'sının bir özeti gibi. Belki hani filmi daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek adına kısa bir özet geçmekte fayda var. Dediğin gibi üç farklı varyasyonu izliyoruz biz. Üç farklı Vitek karakteri anlatılıyor. Film Vitek'in uçakta hayır diye bağırma sahnesiyle başlıyor. Aslında bu son sahneyle bağlantılı bir sahne. Ölümden önceki çığlığıdır bu. Ve hemen bundan sonra göz kapakları arasında bir film şeridi gibi geçen bazı imajlar görüyoruz. Bunların ilki bacaklarından kan sızan bir kadın görüntüsüdür ki bu anne imajıdır aslında. Biz film içinde sonradan Vitek'in annesinin doğum esnasında öldüğünü öğreniyoruz. İkiz kardeşiyle annesinin öldüğünü, kendisinin daha erken doğmasından dolayı hayatta kaldığını öğreniyoruz ki burada Kieślowski zaten ince bir talih bağlantısı, örüntüsü atmış oluyor. Sonra baba imajını gösteriyor bize Kieślowski. Oğluna ders çalıştıran, despotizme karşı mücadele eden ama biraz da oğlu üzerinde despotça uygulamaları olan bir baba imajını görüyoruz. Sonra Danimarka'ya göç eden çocukluk arkadaşının imajını görüyoruz. Bu da politik bir gönderme tabii ki. Sonra ilk aşkını, sonra tıp fakültesindeki kız arkadaşını falan görüyoruz. Ve bunlardan sonra başlıyor film. Film nasıl başlıyor? Vitek'in istasyona koşma ve trene yetişme sahnesi. Bu talihin dönüm noktası gibi üç filmin de başında tekrar eden bir sahne. Tabii bazı detay farklılıklarıyla tekrar ediyor. Burada hani şiirsel bir benzetme kurmak istiyorum. Vitek adeta koşmam yetişmem gerek yazgıma dercesine koşuyor İsmet Özel'in şiirinde olduğu gibi. Peki bu koşuşu neyden sonra başlıyor? Baba karakterinin ölümünden sonra adeta özgürlüğüne doğru koşmaya çalışıyor Vitek. Veya varoluşuna doğru koşmaya çalışıyor. Ve her bir varyasyonda, her bir bölümde biz farklı bir son, farklı bir talih görüyoruz. Birincisinde dediğin gibi trene yetişiyor. Werner adlı eski bir komünistle tanışıyor. Kendisi de partiye üye oluyor. Hatta üst düzey bir yönetici olmaya doğru ilerlerken o sistemin onu absorbe etmesi, yutması Vitek'i adeta çılgına döndürüyor ki birinci bölümün son sahnesinde bir yere
eşya fırlatma, o değerli eşyayı kırma sahnesi vardır. Onunla bitiriyor. Burada adeta Vitek, yani komünist ve politik Vitek, sistem içinde mutsuz bir şekilde absorbe ediliyor. İkinci bölümde Vitek'in yine trene koştuğunu fakat çarpışmalardan dolayı yetişemediğini, ki bu çarpışma aslında tırnak içinde kullanabileceğimiz bir şey. Çünkü Kieślowski sineması bu tür çarpışmaların belirlediği, yani kazanın, kaderin kazası anlamındaki kazanın belirlediği bir sinemadır. Antikomünist bir karakter olduğunu görüyoruz. Burada da Vitek mutlu fakat sistem dışına itilen antikomünist bir Vitek. Üçüncü bölümde yine trene yetişemediğini, bu sefer kendi hayatına, tıp fakültesine döndüğünü görüyoruz. Burada da apolitik bir Vitek görüyoruz. Fakat burada da mutlu fakat sistem içinde ölen bir Vitek var. Bu şekilde özetleyebiliriz aslında üç bölümü de. Buradan tabii bazı detaylara girerek filmin anlamını, derinliğini konuşabiliriz. Evet, zaten filmin girişinde bu üç, sizin de söylediğiniz gibi bir mini üçleme olarak düşünebiliriz aslında filmin bu üç ayrı varyasyonunu. İlk giriş bölümü de Vitek'in aslında bir hafızasını böyle yokladığı diyelim ya da kendi böyle zihnine gelen bazı hayatından noktalar olarak değerlendirebiliriz. Aslında bu biraz filmin içerisinde de o filmin girişine o artık bilincinin dışa yansıması diyebiliriz o sahneler için. Ona yönelik bazı göndermeler var ve orada da fark ediyoruz ki aslında filmin girişinde hatırladığı bazı şeyler yanlış. Bu da aslında o insani tarafını gösteren bir detay. Kieślowski'nin öyle bir tercih yapması da önemli bu açıdan. Birinci film tabii süresel anlamda biraz daha uzun süren, ikinci film ve üçüncü film, yani gittikçe süresi aslında biraz böyle kısalan, dengesiz olan bir film aslında bu. Bunu Kieślowski'yi anlatıyor isminde söyleşi kitabında. Bunun nedenini filmin işte büyük bir bölümünü çektikten sonra beğenmediğini ve arta kalan, yani önceden çektiği kısımların bir kısmını tekrar çektiğini ve o şekilde bir kurgu yaptığını söylüyor. Böyle bir aslında dengesizlik var senaryoda diye. O kendisini de kabul ediyor. Yani fikri gerçekten çok beğendiğini, önemli bir fikir olduğunu ama daha sonradan senaryo aşamasında biraz filmin zayıf olduğunu kendisi de kabul ediyor. Zaten o fikri biz önemli bir keşif olduğu için o fikir daha sonra gerek Avrupa sinemasında gerek Amerikan sinemasında o fikrin, yani böyle şans unsurunun hayatları değiştirdiği, yani kaderi değiştirmesi üzerinden çeşitli filmlerde bunları görüyoruz. İşte Koş olabilir, Kelebek Etkisi olabilir ya da işte Mr. Nobody tarzı filmlerde o fikrin yansımalarını görebiliyoruz. Önemli bir fikir olmasa zaten iz bırakmazdı, öyle diyebiliriz. Evet, bu filmde aslında hani bize vermek istediği mesaj basit ama tartışmalı bir mesaj. Cicero'nun lafı vardır: İnsanın hayatını belirleyen aklı değildir, talihidir der. Filmin özeti aslında bu cümledir. Cicero'ya ait bu cümledir. Fakat tartışmalı bir cümle tabii. Burada kadercilik, fatalizm veya cebriye, kaderiye dediğimiz inanç ekollerini falan tartışmıyor. Şöyle uzlaşımcı bir kaderci anlayışı vardır Kieślowski'nin. İnsan eylemlerinde özgür iradesiyle hareket eder fakat kaderi onu nihai sona doğru çeker, ki bu filmin özeti de aslında budur yani. Kieślowski karakterine özgür iradesiyle bazı eylemler yaptırır fakat talihi, kaderi, şansı onu nihai sona doğru da çeker. Nasıl bir yol seçse de ya da nasıl bir yola gitse de aslında aşağı yukarı aynı sona doğru karakteri götürüyor. Burada filmin, Kieślowski'nin özellikle teknik anlamda, sinematografik anlamda bazı önemli tercihleri olduğundan bahsetmiştik. Mesela filmin girişindeki o sekanslarda özellikle oyuncuları kameraya doğru, yani tam kameraya değil ama tam böyle kameraya bakıyormuş gibi yansıtması, orada biz izleyici olarak bizi aslında sanki biz kamera bizim gözümüzmüş gibi hissetmemizi sağlıyor. Bu bizi aslında rahatsız edici bir şey. Dördüncü duvarı yıkmak olarak tabir edilen bir şey yapıyor aslında orada. O mesela filmin seyrini,
izleyini zorlaştıran bir tercih. Bu da Kieślowski zaten işte otör yönetmen olarak nitelediğimiz için filmlerinin aslında klasik anlatıdan biraz koptuğunu, daha minimalist anlatıya biraz daha yakın olduğunu oradan da görebiliriz. Çünkü izleyiciyi bu şekilde rahatsız etmek, izleyiciyi biraz kendine getirmek ya da izleyiciden fazla şey beklemek Kieślowski sinemasının bir özelliğidir aslında. Evet, kesinlikle. Bu nedenle bu filmi de yani 3 ayrı varyasyonu izliyoruz ama gerçekten dikkatli bir izleme pratiği gerekiyor. Bir noktayı kaçırırsanız o 3 ayrı hikayeyi aslında çok karıştırabilirsiniz. Bu nedenle kendisi de bu kitabında gene Kieślowski'yi anlatıyor orada. Buna değiniyor ve bunun aslında çok mekanik kaçtığını, izleyiciye çok mekanik hissettirdiğini ama bu senaryonun bir kusuru olduğunu söylüyor. Bahsettiğin detay özellikle birinci bölümde çok bariz bir şekilde görünüyor. Sallantılı öznel kamera çekimleriyle dediğin gibi adeta seyirci bir dördüncü kamera, dördüncü göz gibi filmin içine dahil ediliyor. Bu Kieślowski'nin karakteristik bir özelliği. Kieślowski izleyiciyi alıp sürüklemek, onun üzerinde tahakküm kurmak, Hollywood sinemasında olduğu gibi gül dediği yerde güldürmek, ağla dediği yerde ağlatmak gibi bir niyeti olan birisi değil. Otör olması da onu gerektiriyor zaten. İzleyiciyi özdeşleşerek değil ama bir şekilde boşluk yaratarak filme dahil ediyor ve filmi duyumsamasını, sadece düşünmesini değil duyumsamasını sağlıyor bu şekilde Kieślowski. Zaten yaklaşımı kendi düşünce dünyasını filmlere aktarmasıyla da bilinen bir isim. Özellikle dinle kurduğu, inançla kurduğu ilişki olabilir ya da politikaya baktığı tarafı filme yansıtması olabilir. Mesela burada da yani biraz aslında komik unsurlar da var. Yani alaycı unsurlar da var filmde. Özellikle işte bir yolculukta komünist olması, diğer yolculukta antikomünist olması, birinde normal hayatına devam etmesi, o değişimle beraber aslında çok basit bir şansla birlikte birinde inançlı olması, diğerinde inançsız olması, yani bunları aslında izleyiciyi gerçekten sorgulamaya iten, yani ben hani inanç meselesiyle bağlantım nedir, onu kendisine soran, daha sonra işte ben politikayla ilgili ne düşünüyorum, bu nasıl bir geleceği olacak, nasıl bir geçmiş olacak? Çünkü orada gerçekten mesela ikinci film ve üçüncü filmde gördüğümüz komşusu mesela eski bir komünist aslında. Yani aslında aynı ortamda yaşıyorlar, bir sıkıntıları yok. Ama geçmişten yönelik, geçmişe referansa işte o evde yaptığı toplantılara o komünist komşusu geliyor işte seni şikayet ederim tarzında şey yaparken bir sonraki filminde çocuğa bakıyor mesela. Bunlar böyle çok ince, yani biz aslında aynı topraklardayız, aynı ortamdayız, benzer insanlarız ve biz burada aslında önemli olan insan demeye çalışıyor. Talihin, kaderin dönüm noktası olarak kullandığı o istasyona koşma, trene yetişme sahnesi üzerinden son bir kavramsal ve düşünsel bir benzerlik kurmak istiyorum. Belki filmi anlamamızda faydalı olabilir. Kieślowski babasının ölüm haberini aldıktan sonra zembereğinden boşanmışçasına bir şeyler yapmak istiyor, koşuyor. Adeta Heidegger'in dünyaya fırlatılmışlık dediği bilinç düzeyiyle karşı karşıya kalıyor. Ve bunun üzerine bir şeyler yapma ihtiyacı duyuyor. Kendi varoluşuna, kendi özgürlüğüne doğru koşuyor. Peki varoluş nedir? Yine Heidegger'in tanımı üzerinden, daha doğrusu betimlemesi üzerinden kısaca özetleyeyim. Heidegger şöyle der, taş vardır ama var olmamaktadır, at vardır ama var olmamaktadır, tanrı vardır ama var olmamaktadır, insan vardır ve var olmaktadır der. Burada insanın bilinçli bir şekilde varlığını olgunlaştırdığı, bilinç düzeyine çıkardığı meselesini vurgular. Fakat Kieślowski belki Heidegger'den bir adım daha ileri giderek sanatçı duyarlılığıyla insanın varoluşunun sadece kendi iradesiyle değil, tanrısal ve mutlak olan iradeyle gerçekleştiğini belki de bize göstermeye çalışıyor diyebiliriz. Evet, haklısınız. Zaten o aslında filmde baba-oğul ilişkisi de çok önemli. Orada yani pergelin bir bacağı babaysa eğer, babanın ölmesi o pergeli zeminden ayırıyor ve aslında boşa düşüyor karakter ve debelenmeye başlıyor. Filmin aslında o üç minik hikayede de debelendiğini görüyoruz. Yani aslında kendisi yok orada. Bir şekilde var olmaya çalışma mücadelesi olarak niteleyebiliriz. Zaten
Kişilovski üzerine çok fazla daha konuşabiliriz. Belki başka bir programda Dekalog serisi ve üç renk üçlemesi üzerinden de konuşabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün yönetmen sinemasının da Kişilovski sinemasını konuştuk Murat Bozkurt'la beraber. Görüşmek üzere.